arkadaşlar, Oyuncak Bahçesi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Barbie'nin rüya evini tanıtacağım arkadaşlar. İsterseniz Barbie'nin rüya evinin kutusunu sizlerle ilk önce kutusundan güzel bir biçim içerisinde ayrıntılı değil ama birazcık inceleyelim arkadaşlar. Şöyle evimiz tam 6 odadan oluşmakta arkadaşlar. Çünkü bu oda 2 oda çarpı 2 olarak bulunmakta arkadaşlar. Burada çok hoş bir asansörümüz var. Şu bilgiyi de söylemek istiyorum. İçinden neler çıkacak, neler çıkacak bilmiyorum. Ve bu şuradaki hiçbiri bu kutumuzun içerisinden çıkmıyorlar. Böyle bir de böyle bir bilgim var arkadaşlar. İsterseniz daha fazla uzatmadan ayrıntılı bir biçimde içerisinde incelemek için kutumuzu açalım ve öyle inceleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar, kutumuzu açtık arkadaşlar. Elimizi kurduk. Şurada gördüğünüz şeyler ıvır zıvırlarımız. Bunları böyle koydum ve elimizi kurdum. Biraz sonra sizlerle yakından detaylı bir biçim içerisinde inceleyeceğiz. İsterseniz mutfaktan başlayalım arkadaşlar. Mutfağımız böyle arkadaşlar. Mutfağımızda bir tane çok hoş bir masamız var. Masamız böyle çıkıp şey yapabilir, takılabiliyor arkadaşlar. Bence çok hoş oluyor böyle. Evet arkadaşlar, iki çift böyle sandalyemiz var. İki sandalyemizde de Barbie'nin bir hali. Çok tatlı. Gerçekten minder gibi ama bir minder dokusu yok arkadaşlar. Şöyle şimdi küçük bir şey koyalım orada. Evet arkadaşlar, şimdi Barbie'mizin buzdolabını yerleştirelim isterseniz. Barbie'mizin buzdolabına böyle bir süt koyacağım arkadaşlar. Evet, böyle de bir portakal suyumuz var. Çok hoş değil mi? Çok hoş. Evet, bunu da sütümüzün yanına koymak istiyorum. Evet arkadaşlar, çok hoş bir patlamış mısırımız var. Patlamış mısır filmlerde Barbie'nin yemesi için çok harika diye düşünüyorum ben. O yüzden böyle daha herhangi bir biçim içerisinde böyle koyabiliriz. Evet arkadaşlar, Barbie'leri şöyle bir şey yapmak istiyorum. Neden böyle bir şey yapmak istiyorum? Barbie'lerin tabaklarını koyabileceği cici bitilerin dördüncü serisindeki böyle yerlerine geçirilebilen şeyleri vardı arkadaşlar. Ben onları çok beğendim ve bunların bence mutfağımda raf olarak kullanabilirim diye düşünüyorum. Mutfağımız bitti. Şimdi sıra holde. Aslında sonunda mı holde? Evet arkadaşlar, böyle bir holümüz var. Böyle kapımız böyle açılıyor. Açalım kapımızı isterseniz. Evet, holümüzde bir tane lambamız var. Çok hoş değil mi? Lambamız var. Bunu buraya şuradaki bu şekilde buradan evet rahatlıkça takıp İndirip girip yapabilirsiniz. Salona geçelim isterseniz arkadaşlar. Salonumuzda aslında bu çiçeğim kutumuzda arkadaşlar. Masanın üzerinde olmuş ama bence salonun
kısmında çok daha hoş duruyor arkadaşlar. Yani benim hoşuma daha çok gidiyor. Neyse. Sonumuzda böyle bir yerimiz var. Burada bir, yani sonumuzda şöyle bir yerimiz var. Burada bir tane çiçeğimiz var. Dediğim gibi ben birçok çıkartmayı takmadım arkadaşlar. Ama yani birazını taktım. O yüzden bazı çıkartmalar olabilir. Bir telefonluğumuz var. Çok hoş, çok tatlı bence. Kalp telefonu ilk defa görüyorum. Evet arkadaşlar, bunun da bir çıkartması vardı böyle. Üzerinde desen. Ama ben onu da yapıştırmadım. Çünkü çok kötü oldu. Çok abartılı oluyordu bence. Böyle bir lambası var. Bu lambayı şuradan rahatlıkça takıp bence en güzel yer olarak buraya koyabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bence buraya daha çok yakışıyor. Tabii ki de her sonunda olması gereken bir tane çok hoş kadife arkadaşlar burası. Hani normal Barbie bebeklerimizin sandalyeleri gibi değil. Kadife çok hoş. Evet arkadaşlar, aslında şöyle diyeceksiniz. Şeyimiz de üst katta duruyor. Ben bunu üst kata koymak istedim. Ama kutumuz da bunu alt kata koymuş. Ama bence bu alt kata mı daha iyi duruyor? Üst kata mı daha iyi oluyor bilmiyorum. Fakat siz onu hani ne zaman nereye lazım olacağına göre değiştirebilirsiniz yani. Ona bir şey demiyorum ama ben bence burada daha çok kullanabilir. Çünkü sonunda yemek yesen dökebilirsiniz ama film izlerken olabilir yani diye düşündüm. İçin koymak istemedim ama siz koyabilirsiniz. Barbie için unuttuğum bir şey var arkadaşlar. Barbie mesela bir şeyler izlerken, video açarken tabletinden bir şeyler izleyebilir. Bunları biz bence sonunda yapabilir çünkü daha rahat olabilir. Bu yüzden burada herhangi bir yere koyabiliriz. Bu arada arkadaşlar, burada göstereceğim bütün ürünler bu elimizden çıkmış bulmakta. Sadece bu bebeğimiz elimizden çıkmadı. Ben bunu sadece asansörümüzde kullanmak için örnek olarak göstereceğim arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın. Bari bunu şöyle oturtalım. Evet arkadaşlar, böyle Barbie'nizi buraya tıklıyorsunuz. Hatta ben bir tıklayayım. Böyle. İçerisine tıklıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Bakalım Barbie'mize de bir. Bakalım Barbie'mize. Takıyorsunuz ve böyle. Şurada bir yeri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle bir yeri var. Bunu böyle kaldırıyorsunuz. Buraya gelelim. Birazcık sıkıntılı şu yeri. O yüzden biraz indirip, şimdi yapalım. Bu için içerisinde indirip. Yani şöyle alttan benimki birazcık sıkıntılı oldu. O yüzden ben altı çeviremiyorum ama üstte rahatlıkla geliyor. Arkadaşlar bu birazcık sıkıntı yok bu asansörün ona. Neyse, anlamışsınız umarım deyip geçiyorum. Neyse, Barbie'mize de şöyle oturtalım değil mi? Otursun azıcık. Evet, burada da televizyon odamız var arkadaşlar. Çok rahat. Barbie'nin çok rahat film izleyebileceği bir koltuğu var arkadaşlar. Ben çok rahat yani. Ve salona koyabileceğimiz dediğimiz bir sehpamız var. Sehpamızın üzerinde televizyon kumandamız var arkadaşlar. Çok tatlı, çok ayrıntılı. Yine bu altındaki şeyle bunu tutabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar çok güzel bir özelliği daha. Buradaki şeyi buradan kaldırıp kendi telefonunuzu buraya takıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Herhangi istediğiniz videoyu açıp sanki Barbie televizyon izliyormuş gibi olabilir. Hatta Barbie şu an kendisini izleyebilir diye düşünüyorum. Oğlum Barbie şey yapmasın. Evet arkadaşlar, şimdi isterseniz bu odaya geçelim diyeceğim ama bir dakika arkadaşlar. Pardon. Evet arkadaşlar, bir yatak odamız ve banyomuz ve giyinme odamız var. Nasıl bu kadar şey birlikte olabiliyor ben de bilmiyorum ama çok yaratıcı düşünmüşler. Evet, nasıl kalktı da bu arada? Var bir yere çakıldı. Evet. İsterseniz şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar. Böyle çok hoş. Yani
İçerisinden bunlar çıktı. Bir dakika, belki başlarda onlar almam lazım çünkü bunlar burada durmuyor. Bunları biraz sonra ben size göstereceğim zaten. Buraları kes, tamam mı? Tamam mı? Şu an buraya girişten başlayayım. Evet arkadaşlar, banyo, giyinme odası ve yatak nasıl birlikte olabilirler? Hadi şimdi birlikte bir bakalım. Evet. Burada bir şeyimiz var. Burada da çok hoş bir ayna var ama fakat gerçek ayna değil, bir kağıt. 3 tane de. Ne kadar sıkarım. 3 tane de bunun gibi askılığımız var. İçinden sadece 3 adet çıkıyor arkadaşlar. Bakalım. Burada da Barbie'mizin bloklarını alabilecek yüklükte bir çok hoş bir ne diyelim buna? Bilmiyorum. Bir kutu çıkıyor. Evet, yanında da duş alma yeri var Barbie'nin. Bu arada bunu da gayet rahatlıkça takıp pek fazla gücü de yok. Böyle takıp açabiliyorsunuz. Yatağa dönüştü. Ama tabii ki de böyle yatak olmaz. Yani Barbie yastıksız, yorgansız mı yatacak? Barbie'nin 2 adet yastığı. Ve tabii ki de Barbie geceleri üşür canım. O kadar acımasız olmayalım. Barbie'nin güzel örtüsü arkadaşlar. Üzerinde Barbie yazıyor ve kudeller var. Acımasız olmayalım arkadaşlar. Acımasız çok kötü bir şeydi. Acımasız olmayalım. Evet arkadaşlar, şimdi güzellik odasına geçmek istiyorum. Güzellik odası dediğim banyo. Şu odasına geçmek istiyorum. Fakat onu yaparken birazcık yere ihtiyacım olduğu için kapatmak zorundayım. Burada avizeyi daha rahatlıkla görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, tuvaletimiz var. Arkadaşlar şöyle bir talihsizlik oldu. Bu aslında şey arkadaşlar, hani böyle ellerimizi yıkadığımız banyo gibi bir şey. Ama ben burada böyle bir çeşme resmi var. O çeşme resmini kaybettiğim için şu an kullanamıyorum kendisini. Neyse arkadaşlar, yine buradan bunun için çıkan malzemelere geçebiliriz. Bir parfüm arkadaşlar. Yani onun orada olmadığını bilip attım onu ve olmadı. Bir ne deniyor buna? Acaba bu neydi? Neydi bunun adı ya? Fondöten miydi? Yok. Bir şeydi arkadaşlar bunun adı. Suzeyla bu. Ve Barbie'nin aynası arkadaşlar. Bakayım kendime. Barbie'nin aynası arkadaşlar. Yani arkadaşlar burayı siz, buraları mesela bu böyle olduğu zaman çok boş kalıyor. Bunlar çok fazla boş kalıyor. Bu sadece buranın içerisinden çıkanlar arkadaşlar. Tabii ki de siz buraya bunun için bir sandalye çıkmıyor. Siz buraya başka oyuncaklarınızdan çıkan sandalyelerle, farklı farklı şeylerle daha güzel bir biçim içerisinde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi elimizin dışını görelim. Elimizin ön tarafına geldik. Yani Barbie için birazcık bahçe gibi oluyor. Ama elimizin ön tarafına geldik. Barbie'miz şöyle otursun, doğayı gezmek için Barbie doğayı birazcık tanıyor. Evet arkadaşlar, elimizin şöyle burasında bir çıkartma yapıştırdım. Yani ev neredeyse iki çıkartma olabilir. Böyle mutfağımızı görebiliyoruz. Böyle buradan çok hoş. Bakın bir sürü şey görebiliyoruz. Bir sürü. Of, çay ne güzel koktu. Önümüze giriyor arkadaşlar. Harika bir kapımız var. Böyle bakalım içeriye. Kapatalım hemen. Böyle bir çıkartma bu. Burada da böyle bu çıkartma değiştik. Burada da içeriği görebiliyoruz arkadaşlar. Ve burada da yine merdivenimizi görebileceğimiz arkadaşlar, bu arada çıkartma olduğu için birazcık şey olmuş. Merdivenimizi görebileceğimiz bir pencere arkadaşlar. Çok uzun bir pencere olmuş. Ama bari bunlardan hayatta girip hayatta çıkamaz. Yani Barbie'nin evine hayat kapısı giremez. Sadece kapıyı açık unutmazsa tabii ki Barbie buradan rahatlıkla evine gidebilir.
Bay bay Barbie. Bugün size Barbie'nin rüya günde tanıtmış oldum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bize güzel güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Bye bye.